Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı ile bir araya gelerek Aksu gündemini değerlendirdi. Gelişen ve sürekli kendini yenileyen Aksu'nun hak ettiği yerde olması için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ergün, Aksu TV kameralarına açıklamalarda bulunarak "Bizim performansımızı belirleyen ilçe dinamikleridir. Bu nedenle ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız." dedi. Muhtarlardır, yerel basındır. Bir yere gelirsin, eğer bu ilişkileri iyi kuramamışsan sürekli arkanı kollarsın amiyane tabirle. Ondan ne zarar gelir, buna ne yapabilir, yerel basın şunu mu der, bunu der. Rahat edemediğin sürece keyif almasın, keyif almadığın sürece de başarılı olamaz. Yani her gittiğimiz yer bizim memleketimizdir. Yani daha önce Çankaya'ydı, önce Surdur, Beykoz'du, şimdi Aksu. Ama burada ilçenin başta belediye başkanı olmak üzere şehrin eminidir. Belediye başkanı olmak üzere tüm ilçe başkanları, muhtarlar, daire müdürleri, yerel basın. Eğer bir ekip, bir takım olabilirseniz orada bir ilçenin istediği bir şey muhakkak olur, aşarsınız. Kaymakam Ergün yaptığı açıklamada aynı zamanda okullar bölgesine yapılacak 200 yataklı kız öğrenci yurduna değinerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 12 milyon TL para aktarımının yapıldığını ve resmi yazının beklendiğini söyledi. Okullar bölgesine yapacağımız 200 yataklı kız öğrenci yurdunun parası da ayrıldı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan. Yaklaşık 12 milyon liralık bir yaklaşık maliyeti vardı. Telefonla aldığımız bilgiye göre ayrıldı. İlçe başkanımız, belediye başkanımız da milletvekillerimiz aracılığıyla takip ediyordu şeyini. Resmi yazısını bekliyoruz, ihale hazırlıklarını yapmak için. O konuda da Büyükşehir Belediyesi de bize imar planlarıyla ilgili okullar bölgesinde Ekim ayında herhalde bu ay bu mecliste bitecek. Yani Kasım Aralık ayında imarla ilgili sorunlarımız da tamamen çözülüyor.